Zürafa sohbetlerine hoş geldiniz. Özgürlüğe giden yol matrisinde bugün kendini dürüstlükle ifade etmeye çalışacağız. Evet. Ben başlayayım. Haydi canım. Haydi canım, kendini dürüstlükle ifade etmek. İstersen ilk önce Matris'ten okumak ister misin? Tam olarak ne demek istiyor? Tanımında şey diyor, kendi deneyimini sahiplenme ve bunu suçlama veya eleştiri olmaksızın hakiki bir biçimde ifade etme istekliliği. İstekliliği, evet. Yani bir önceki kayıtımızda biraz önce konuştuk. Yorumlarda böyle çok az yorum geldi. Acaba böyle tam olarak karşılıklı bağları anlatmakta veya eksik mi kaldı diye böyle içimde bir şey oldu. Sana söylemedim bunu ama neden az yorum geldi diye şey yaptım. Galiba dayanışma, oradaki dayanışmanın da altını burada çizmek isterim. Yani birbirimize dayanıştığımız, birbirimizin ihtiyaçlarını gözettiğimiz, gücümüzü birlikte kullandığımız, yalnız olmadığımızın da bir şeysi karşılıklı bağlar. Ve bunu hayatta yaşarken insan birdenbire, aa evet ya, karşılıklı bağlar var. Evet, benim söylediğim veya yaptığım bir şey başka birini de etkiliyor gibi bir şey. Matrix'te de zaten bir sonraki şey bu kendini dürüstlükle ifade etmek olduğu için, yani ona tekrar böyle dönüp dinlemenizi rica edeceğim. Çünkü birbirimizle olan ilişkimiz ve bunu, yani birbirine bağlı ilişkilerin olduğu bir dünyada yaşarken veya elimizden geldiğince bu ilişkilerde yaşamaya çalışırken kendimi dürüstçe ifade etmek, net, açık ve dürüstçe ifade etmek, karşı tarafın da seni anlayış ve empatiyle dinlemesi demek oluyor benim dünyamda. Marshall Rosenberg'in söylediği gibi, yani kalpten iletişim veya Doğan Cüceloğlu'nun bir kitabını okuyordum geçen gün. Gerçek iletişim bir canın başka bir cana ulaşmasıdır diyor. Bu da çok hoşuma gitti. Çünkü bu bir sosyal bir bağ, bağlantı kurmamıza yardım ediyor. İçimizde ne canlı, değil mi Şiddet? Şimdi hep söylediğimse içinde ne canlı? O zaman bazen içinde canlı olan şeyi dürüstçe ifade etmiyorsun. İyiyim, sen nasılsın diyorsun mesela. Veya gerçekten de içinde canlı olanı dürüstçe ifade etmek. Bunu da Şiddetleşimin dört basamağını kullanarak ifade etmek. Aklıma da şey geliyor, hayat ağacı geliyor, değil mi? Hayat ağacını da anlatmışlardı. Biz hayat ağacımız var. Böyle iki tane dal çıkıyor. Bir tanesinde kendini ifade ediyorsun, diğerinde de empatiyle dinliyorsun. Ama ilk önce gövdede kendinle bağlantıda bulunuyorsun. Yani ilk önce bir bakıyorsun, ya ne oluyor? İçimde ne canlı? Bu geldi aklıma benim ilk önce Deniz. Daha sonra bunu neden yapamadığımızı konuşuruz belki ama ilk önce seni de duymak isterim. Ben bir seni tam anladım mı onu yoklamak istiyorum senden. Birincisi bu geçen hafta yayınladığımız karşılıklı bağlar içinde yaşamak videosuna pek fazla yorum gelmediği için galiba şey oldun, böyle bir karşılık, yani bir yankı almak istediği için Evet. senin için şey Anlaşıldı mı? önemli. Anlaşıldı mı gibi bir yerdeyim belki de. Evet. Anlaşılmak istedim. Evet. Yani aslında geri bildirim istemek gibi bir böyle anlaşıldı mı, güvenmek istediğin bir yer galiba. Emin olmak istiyorsun. Emin olmak istiyorum çünkü çok değerli bir ihtiyaç karşılıklı bağlar ve gerçekten hayatın içinde çalışan bir şey. Yani onu böyle gözümde görebiliyorum ben, böyle tık 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 tık, böyle her şey birbirine bağlanıyor falan. Onun keyfini de izleyenler, dinleyenler aldı mı diye merak ediyorum. Tam anlamıyla geri bildirim olacak eğer herhangi bir şey yazarlarsa. Bu da senin için şeyde önemli. Kendini dürüstlükle ifade etmekle karşılıklı bağların çok kıymetli. Yani zaten birbirini izliyor matriste. Evet. Çok önemli bir bağı olduğunu söylüyorsun. Seni tam anlıyor muyum burada? Aynen öyle. Ve dürüstlüğün de Doğan Cüceloğlu'nun tanımı benim de çok hoşuma gitti. Bir canın diğer cana ulaşması. İletişim demiş. Şimdi dürüstlükle ilgili matriste ilk başta söylediğim, hani kendi deneyimini sahiplenme ve bunu suçlama veya eleştiri olmaksızın hakiki bir biçimde ifade etme istekliliği. Bu
Bunun da en hani kendini yetiştirmiş hali diyeyim şey diye tanımlıyor. Kendini kırılganlığıyla ve herkesin ihtiyaçlarına kıymet vererek ifade eder ve sonuçlarını açıktır. Şimdi bu dürüstlükle ilgili ben birkaç şey söylemek istiyorum ama yeri sırası emin değilim. Yine de bir yerden başlayayım Canan. Bizim kültürel olarak ben şeyi hatırlıyorum. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Bir gazetenin köşesinin adıydı ben büyürken. Yani dokuzuncu köy diye köşe vardı gazetede. Yani şimdi bir atasözü var ki kültürel olarak burada biz marine olmanın ötesine geçmişiz. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Yani sen kendi gerçeğini ifade edersen başın belaya girer. Onun dışında dün bir Instagram'da İzzet Çapa'nın şeyinde Instagram sayfasında bir şey okudum. Emin olamadım yani böyle bir şey olabilir mi diye. Mesela gerçek olmayan bir haberi retweet edersen hapis cezası gelecekmiş diye. Orada gerçeğin ne olduğuna kim karar veriyor? Ben dürüst olarak kendimi ifade ettiğimde hani şey gibi gözüküyor orada gerçek olmayan deyince dürüst olmak gibi gözüküyor ama hani orası tam öyle değil gri bir alan. Ya ben kendimi herhangi bir şekilde ifade ettiğimde cezalandırıldığım bir sistem içindeysem, kendi dürüstlükle ifade etme konusunda bayağı bir hani güvene, cesarete falan ihtiyacım olabiliyor. Evet. Zaten güven olmadığı bir yerde kendini dürüstlükle ifade etmek çok zor bir şey. Aynı dediğin gibi okul. Geçen gün bir arkadaşıma gittim. Kızı okuldan geldi. Ondan sonra ya biliyor musunuz anne dedi bugün işte tam bir sınav olacakmış. Ama bir anda kıza böyle bir ağrı girmiş karnına. Hocasına gitmiş demiş ki ya ben çok midem bulanıyor, karnım ağrıyor. Ben bu şeyi alıştırmayı daha sonra yapsam olur mu demiş. Hoca da demiş ki hayır ilk önce alıştırmayı yap sonra revire gidersin demiş. Yani anne diyor o kadar kötü oldum ki bayılacak gibi oldum diyor ama mecburen alıştırmayı yaptım diyor. Revire gittim yattım diyor ama revirde de yattığı zaman da bakmış işte hemşire hiçbir şeyse olmadığına karar vermiş. Bu da şeye dönmüş acayip utanmış. Yani hani sanki bu işten kaçmış gibi şey gibi. Biz de ona dedik ya çok doğal yani kendini işte bu dürüstlükle ifade etmişsin karnın ağrımış, miden bulanmış belki stres oldun bir şey oldun ama bunun karşılığında onu dinleyen duyan bir öğretmen yok aynı zamanda bunu söylediği için utanan bir küçük kızcağız var yani aynen bu dediğin gibi yani öyle bir kendini dürüstlükle ifade ediyorsun ama karşı taraf bunu görüyor mu kabul ediyor mu seni anlıyor mu? Öyle bir güven ilişkisi olmadığı zaman da büyüyünce de kendini dürüstlükle ifade etmek edersem acaba beni kabul edecek mi bu toplum? Eğer söylersem karşı tarafı incitecek miyim? Ayıp mı olacak? Gibi bir takım tabii kalıplarımız var. Ama şiddetli iletişimde bunu biraz daha farklı bir yönde yapabiliriz gibi bir umut var benim içimde değil mi? Kendini dürüstlükle ifade etmek. Onu karşı tarafı da dürüstlükle ifade ederken karşı tarafı da gözetecek bir şekilde belki ifadenin sonunda rica ile bitirmek. Bunu birazcık daha böyle yumuşatan bir şey oluyor. Yani sanki gerçekten şuradan kendini ifade ettiğin zaman karşı tarafta sanki onu duyuyor gibi geliyor bana. Her zaman olmasa da. Evet. Ya şimdi ben hani kendi dürüstlükle ifade etmenin tanımını okuyup işte yetkin olduğunda nereye varırsın filan okuduğumuzda önce aslında galiba bu örnekleri verirken niyetim sistemik olarak yaşadığımız şiddetin
bizim dürüstlük kalitemize ne yaptığının altını çizmek ve eğer dürüst olamadığında dönüp kendine çok kızan, kendini suçlayan birileri varsa onları kucaklamaktı. Aynı zamanda bence şey çok önemli bir ayrım. Nasıl bir dürüstlük? Şimdi senin öğrettiğin ödül ve cezayı getirdi aklıma benim. Yani anlattığın örnek şey, otorite ne yapman gerektiğini söylüyor. Ondan sonra ve sağlıkla ilgili bir şikayetinde dahi önce yani önce kurallara uyuyorsun aslında. Dolayısıyla orada inanılmaz bir üzerine güç kullanımı var. Ve gönülden atılan herhangi bir adım göremedim. Aynı zamanda böyle bir sistem içinde yaşıyoruz. Ve ödül ve cezayı andıktan sonra ben biraz çakal ve zürafa dürüstlüğünden de söz edelim istiyorum Canan. Şimdi eğer bir topluluk içinde ya da toplumda ya da bir ailede yani ikiden fazla insanın bulunduğu hatta iki insanın olduğu yerde güçlü olanın hoşuna giden şeyleri yaptığında alkışlanıyor ve yine güçlü olanın yapmanı istemediği şeyleri yaptığında cezalandırılıyorsan o zaman insan ağzını hep güçlü olana göre açar ya da susar. Uyum sağlamak için, kabul görmek için, korktuğu için. Hayatta kalmak için. Evet. Korktuğu için, evet. Dolayısıyla o ortamda korku oluyor. Bunun da dürüst olma haline baktığın zaman, şimdi tanımda söylediği suçlama veya eleştiri olmaksızın hakiki olmak dediği yer. Çakal dürüstlüğünde aslında hakiki bir şey var. Orada ne yapıyorsun? Yargılarını, öfkeni, eleştirini yardıra yardıra söylüyorsun. Hakiki misin, hakikisin? Neyin hakikati? Suçlama ve eleştirilerin hakikatini sunuyorsun. Ve şiddetsiz iletişimde biliyorum yani yargı ve eleştirileri sundukça insanlarla bir bağlantı kuramıyorum. Sadece kendime benzeyenlerle geçici muhalefetler oluşturabilirim. Birbirimizi ilk suçladığımız yerde yine o muhalefette ayrılır. Halbuki şiddetsiz iletişim benim çok kıymetli bulduğum şey Canan, dikkatimi ne istemediğimden ne istediğimi çevirmemi sağladı. Ben ne istiyorum? Yani yargılarımın altında bile bir ihtiyaç olduğuna göre ben ne istiyorum, neyi özlüyorumu fark edip kırılganlıkla özlemlerimi, ihtiyaçlarımı karşı tarafa söyleyebilir ve hayatı zenginleştirecek eylemler isteyebilirim. Benim aklıma bunlar geliyor. Kırılgan neden söylemekte zorlanıyoruz? Çünkü orada gerçekten bir kırılganlık var. Yani o kırılganlıkla kendini ifade etmek o kadar kolay bir şey olmuyor. Benim şöyle bir deneyimim oldu. Belki yani nerede belki sen de şeyleri doldurursun. Geçen hafta böyle bir 10 kişilik bir çembere gittim. 2 saatlik bir şeydi. Böyle herkes birbiriyle bir iletişim kuruyor. İşte sırayla konuşuluyor filan. Ben böyle yaklaşık 1 saat filan geçti. Ben kendimi ifade edecek zaman bana gelmedi. Yanımdaki arkadaşım böyle çember şeklinde oturuyorsa ve onun yüzünü görmüyorum. Yan yana oturuyoruz. Dedi ki işte karşındaki Ayşe diye bir kıza diyelim. Ayşe dedi ben senin hikayeni duymak isterim dedi. Ayşe daha önce hikayesini anlatmıştı. Bu kız arkadaşım geç geldiği için duymamıştı. Ben de içimden böyle bir itiraz yükseldi. Aa, bir dakika benim itirazım var dedim. Ben Ayşe'nin hikayesini bir daha duymak istemiyorum. Kendimi ifade etmek istiyorum. Ve vakti de verimli kullanmak istiyorum. Acaba siz daha sonra çıkışta bir kahve içip birbirinizle konuşur musunuz dedim. Ve oradan devam ettim kendim konuşmaya. Ondan sonra gayet güzel yaptığımı düşünüyorum. İşte kendimi ifade ettim, dürüstlükle ifade ettim. Onlara bir güzel şey de buldum.
böyle böyle yap. Çözüm. Çözüm de buldum. Sonra çember döndü falan, böyle herkes hoş bilmem ne. Bir müddet sonra tabii içimde böyle bir şey var ama yani anladın, bir şey ya, bir yerde bir şey vardı. Yanımdaki arkadaşım söz aldı. Dedi ki ben dedi Canan'ın dedi biraz önce dedi bana dedi dirseğiyle böyle tekme attığını, yani dirseğiyle vurduğunu ve hissettim. Aynı zamanda yüzüme bakmadığını ve kendisinde bir star havasıyla kendisini ortaya atmak istediğini gördüm dedi. Tabii ki hiçbir şekilde bir şiddetsiz iletişim gözlemi değil, bir şey değil. Yani öyle hiçbir şey, bunlar olmadı. Fakat benim yaptığım bir şey. İşte karşılıklı bağlar da buraya ben bağlanıyorum. Yani ben bir şey yapıyorum ve niyetim o olmasa bile yanımda oturan bir arkadaşım böyle bir beni böyle görüyor. Yani düşman resimlerine kadar gidiyor bu şey, Matrix. Ha, ben şimdi tabii ki çok şükür ki şiddetsiz iletişimin şeyle o anlayabildim tabii ki. Ben çünkü ona şunu yapmadım. Ya ben itirazım var. Şu 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 ihtiyacım var. Peki kardeşim sen bu konuda ne düşünüyorsun? Buna razı mısın diye sağıma dönüp göz göze gelip bir bağlantı kursaydım belki zaten orada bu iş çözümlenecekti. Ya bunu görmek beni o kadar şey oldu ki, sarsıldım ki. Çünkü bu benim bilmediğim bir topluluk. Hiç kimse birbirini tanımıyor. Ben kendi otantikliğimle ortaya atladım. Ve kendime geri bildirimim de şöyle oldu. Bir dakika ya, tamam, içinde bir şey yükseldi, bir itiraz yükseldi. Bir dur, bir nefes al, bir bedeninle temasa geç. Kızın da bir ihtiyacı var. O da bağlantı kurmak istiyor grupla. Çünkü biraz geç geldiği için diğer arkadaşının hikayesini duymadı. Ona bir bağlantı kurmak istiyor. Ona bir sor. Ya sen böyle bağlantı kurmak istiyorsun herhalde ama benim de içimde bunlar canlı. Bütün bildiğim yaptığım şeyler, belki bunu 10 kerede 2 kere falan böyle bir şeye düşüyorum değil, ama düşüyorum işte. Ve tabii sonra derin bir yas geldi bana. Sonuçta güzelce konuştuk ve daha sonra çıkışta beraber bir kahve içip birbirimize kendimizi ifade ettik ama işte tam da bu yerde, yani kendimi dürüstlükle ifade ederken ben yetkin, matriste yetkin olarak ya karşı tarafın da ihtiyacını gözetiyor muyum? Bu bana çok böyle aydınlatıcı bir şey geldi bu deneyim. Evet ya, gözetmedim. Farkında bile değilim onun ihtiyacından. O kadar benim ihtiyacım canlı ve şeydi ki, kuvvetliydi ki, onun ihtiyacını hiçbir şekilde aklıma bile gelmedi. İçimde böyle bir şey vardı. Anladım. Orada belki kendimle bağlantım birazcık daha zayıftı veya bir şey oldu. Belki çok uzadı şey. Yani orada benim de bir tetiğimin olduğunu düşünüyorum. Anladın mı? Oradaki tetiğime de belki kendime empati, belki hayat ağacı demiştim biraz önce. Yani ilk önce bir kendi bedenimde neler oluyor, belki ona bir bakmak iyi gelebilirdi. Böyle bir şey yaşadım. Belki hani bir örnek, güzel bir örnek diye anlatmak istedim. Bilmiyorum, sen duyunca sende ne uyandı? Yani hassasiyet geldi üzerime, kalbim titredi. Hem böyle bir örneği bütün dürüstlüğün ve açıklığınla kanalda paylaştığın için benim için şiddetsiz iletişim yolculuğunda yürürken alçak gönüllülük çok kıymetli bir nitelik. Ve bu nitelikle çok yakın buluyorum yaptığın şeyi. O yüzden benim tüylerim diken diken oldu. Ay, teşekkür ederim. Yol arkadaşlığı ve güven ihtiyaçlarım çok karşılandı duyduğumda. Senin lafını kesiyorum ama ben de sana takdir edeceğim. Sen mesela çok özenlisindir Deniz. Her zaman
bu sonda benim unuttuğum soruyu hiçbir zaman atlamadım. Ben hiç görmedim. O yüzden sen de bana çok ilham veriyorsun. Senden çok şey öğreniyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten kör olduğum, ben de her zaman bunu yapmıyorum. Ama kör olduğum bazı zamanlar olabiliyor. Çok enteresan. Yani o körlüğü görmek beni çok şey yaptı. Aa, nasıl ben görmedim? Yanımda oturuyor. Yanımda oturuyor ya. Görmedim. Ve orada benim şu an yani gözüm böyle yaşlanıyor. Ben bazen çok yakın ilişkilerimde de bunu görmüyorum demek ki. Eşimle de görmüyorum. Kızımla da görmüyorum. Ve bu benim bildiğim bir şey. Nereden biliyor musun? Onu da düşündüm. İş yerinde ben böyleyim. Ben kendimi dürüstlükle ifade ediyorum. Ama karşı tarafı dinleyecek zamanım yok. İş o kadar hızlı ki. Anladın mı? Çok hızlı gelişiyor. Ya bunu duymak sana nasıl geldi diye iş yerinde böyle bir şey olmuyor. Böyle Canan, bir yerlere gittim yani sonuçta. Canan, senin için şiddetsiz iletişimden öğrendiklerini anda yaşamak mı kıymetli? Tabii çok kıymetli yani o doing hikayesine girmek çok kıymetli. Ve şöyle Yapıyor olmak. evet yapıyor olmak ve şöyle bir şey de kendimle ilgili keşfettim. Zaten bütün bu keşifler bana o kadar çok anlamlı ve keyif veriyor ki. Bazen soruyorlar niçin şiddetle iletişime. Bütün bunları keşfetmek çok kıymetli ve keyifli bir şey. Sanki ben dürüstsem o insanlar böyle bir orada şey de var ya. Yani, ben dürüstüm. Bu bir hediye. Siz bunu görmüyor musunuz? Diyen bir yani burnu kalkık bir Canan da var. Öyle bir havaya giriyorum çünkü ben dürüstüm. Çünkü benim için dürüstlük çok önemli. Ve kendini dürüstlükle ifade eden insanlar olduğu zaman oh be ben çok rahatlarım. Ah ne kadar güzel. Ne kadar kolay iletişim kurmak derim. Ve bunu ama yaparken de diğerlerini gözetmediğim için de öyle bir yasım var. Bu durumla ilgili her zaman Bu yaptığım şey çemberle bu ilgili, çemberle ilgili. sen diğerlerini gözetmediğin için yası geliyor. Gözetemediğin için filan dese ben de ara edeceğim. Gözetmemek çok ve kararlı gibi geldi bu. Pardon, ben teselliye doğru gittiği Ya için farkında değilim. yönlendirmek değil. Farkında değilim yani. Farkındalığım yoktu o anda. Demek farkında olmadığım zamanlar bu farkındalık çok önemli bir şey. O bilinçle yaşamak belki. Hep farkındalık Ya dediğimiz şöyle bir o şey yapalım. bilinç. Şöyle bir şey yapalım. Ben çok merak ettim. Şimdi anlattın ya bu hikayeyi. Tamamen meraktan, eğer uyarsa sana. Biraz önce dedin ki senden duyduğum şuydu. Bir saate yakın bir çember dönüyor. Şiddetsiz iletişim çemberi değil. Senin katıldığın başka bir çember. Yüz yüze bir çember. Evet. Bir kişi sözleştiğinizden daha sonra geliyor çembere ve Ayşe diye birinin hikayesini çemberde paylaşılanlar nedeniyle merak ediyor. Evet. Bu arada sen beklemişsin, kendini ifade etmek istiyorsun. Bir türlü sana sıra gelmemiş. Bir saat geçmiş. Laf aramızda Canan'ı tanırım. Canan'a hiç uymaz bir saatlik çember. Ve sen anladığım kadarıyla elinden gelen Sabırla. en özenli bir biçimde dürüstlüğünü hediye etmek istedin çembere. Şimdi bunu hatırladığında, diğer buraya kadarını hatırladığında şu an ne oluyor sende? Buraya kadar böyle senden duyduğum zaman oh ya doğru yani kendimi kutluyorum gayet güzel idare etmişsin diyen bir şey var ses var. Tam oradaki ihtiyacın neydi senin? Şey miydi? Zaman yönetimiyle ilgili bir sıkıntın mı vardı? Yani benim dışımda iki, üç kişi daha sesi daha duyulmamıştı. Onların da sesini duymak istedim. Anladın mı? Zaten 10 kişiyiz. 10 kişilik çember yaklaşık bir saat sürdü. Bir saat içinde 7 kişi kendini ifade etti. Ve daha 3 kişinin konuşması ve kendini ifadesini duymak istiyordu. Evet, onlarla da bağlantı kurmak istedim. Evet, Verimlilik mi bu? gene. Verimlilik mi istiyordun?
Hayır, bağlantı kurmak istiyorum. Yani Bağlandı. bizim orada o çemberde bulunmamızın nedeni Ayşe'nin hikayesinin sorunu veya ona empati vermek veya herhangi bir şey değil. Yani o anda o çemberde esas çemberin şeysi de niyeti de o. Yani o alanda ne oluyor insanın içinde, neler geliyor, neler geçiyor. Çok güzel bir şey. Yani konuşurken, birisi konuşurken senin içinde canlı olanı paylaşıyorsun. O öbür canlı olan paylaşıyor, öyle paylaşıyor. Yani empati vermek, almak veya şimdi herhangi bir öğreti bir şey yok. Sadece o alanda ortaya çıkan duygularla ilgili veya işte hallerle ilgili konuşmak. Şeyi arıyorum aslında, dürüstçe söylersem ben de tetiği arıyorum. Yani bir ihtiyacın var orada ve sen içinde bir şey. Tetiğim, evet, denge, paylaşım, bağlantı, yani onların daha böyle eş değer bir şekilde olması, anladın mı? Ya çünkü 7 kişi bir saati kullandı ve geriye kalan 3 kişiyle aslında dengeli bir biçimde zamanı kullanmak. Diğer kendinin dışındaki 2 kişiyi de tutmak, Evet, onları da dahil kabul etmek. etmek. Evet. Ve orada anladığım kadarıyla onun iç karışıklığıyla bir şey söyledi. Evet. Aynen öyle. Yani çok canlı oldu, anladın mı? Yani tutamayacağım bir canlılık da çıktı böyle. Belki o çıkma hali, ben star dediği şey, star ışığı gibi çıkmam. Belki öyle bir şey, anladın mı? Kuvvetli bir şey gördü anlaşılan bende. Ve dirseğinle itmiş, yani onun şey, çünkü o bir teklifle geliyor. Ben onu böyle öyle gördüm. Benim için çok ağır bir şey. Çünkü hiçbir şekilde niyetim o değil. Fakat yani bu böyle görünmek en son istediğim bir şey olduğu için onun da yası geldi tabii ki. Çok teşekkür ederim. Şimdi tam da konuştuğumuz şey bu. Kendi deneyimini, yani şiddetsiz iletişimde kendi dürüstlükle ifade eden anladığım, kendi deneyimini sahiplenme ve bunu suçlama veya eleştiri olmaksızın hakiki bir biçimde ifade etme istekliliği. Şiddetsiz iletişimle kendimi dürüst ifade etmek istediğim zaman ben Kelly Bryson'dan öğrendiğim, yanıma hep özen ihtiyacımı da alıyorum. Böyle sarılıyorum ona. Şimdi Aynen. burada mesela sahaya yastık gibi düşün. Buraya cesaretimi alıyorum zaman zaman. Buraya da özeni alıyorum. Onun içine yerleşiyorum. Özen, benim anladığım kadarıyla o çemberde sen kendini dürüstlükle ifade ettin ve elinden gelenin en iyisini yaptın. Aynı zamanda özen ve gözetme ihtiyaçların karşılanmadığı için de yası geldi. Aynı zamanda senin duyduğun cümleleri de ben çok empatiyle duyabiliyorum. Ne demek istediğini Duyuyorum. anlıyorum. Şiddetli gelmiş ondan sonra vesaire. Aynı zamanda çok acemi bir şiddetsiz iletişim dürüstlüğü. Şiddetsiz iletişim çemberi olmadığını biliyorum bunun aynı zamanda. Mesela kendi dürüstlüğün acemiliğinde üzüldüğünde bunu şikayet, suçlama veya eleştiri şeklinde ifade etme alışkanlığı vardır. Görüş ve inançlarını mutlak doğrular olarak paylaşır diyor. Yani böyle yaptığımda da acıdan, üzüntüden yapıyorum elbette. Evet. Aynı zaman bilemiyorum başka türlü. Aynı zamanda şiddetsiz iletişimde benim dürüstlükle kendimi ifadede yapmak isteyeceğim son şey bu. Evet, yanımdaki arkadaşım aynen dediği gibi, o da kendini dürüstlükle ifade etti. Evet, tam da şey farkı işte çakal dürüstlüğü mü, zürafa dürüstlüğü mü ve bağlantıyı sen ve o kalbiniz açıkmış ki birlikte kahve içmişsiniz. Eminim hani orada bağlantı kurulmuştur. Aynı zamanda bağlantıya hizmet etmiyor işte. Dediğinde belki daha yani oraya girmeyeyim. Yani ben eski Canan olsa, ben böyle çemberlerden kalkıp kaçtığımı çok iyi bilirim. Alır çantamı gidebilirim. Çok enteresan. O yüzden kendimi kutluyorum. Yani o kabın genişlemesi, kabul etme, onu empatiyle görebilme, duyabilme. Harika bir şey yani. Evet, Hakikaten yazdık kutlanacak. kutlaması. Çok Evet kutlamalı yer. ve bağlantıya dönüştürerek ayrıldığın Evet, içinde evet. kalıyorsun. İçimde yani sıfır şey var. Çok güzel bir yer gerçekten. Onu herkesin yaşamasını isterim yani, bu halimizi. Evet.
Şimdi bir sonraki matriste aşaması, hani kendi gelişimin içinde bazı düşünce ve ifade biçimlerinin nasıl bağlantısızlığa yol açmaya meyilli olduğuna dair farkındalığı artarak gelişir, alternatifleri araştırmaya başlar diyor. Bu benim gerçekten büyüme eşiğim bence. Ben bu konuyu alıp bu konuda birazcık daha çalışmak, farkındalığımı artırmak isterim. Çok güzel bir yer. Ben 3'te kaldım yani. 4'te, her zaman 4'te değilim. Onu fark etmiş olmak da hoşuma gitti. İyi ki çalışıyoruz bu matrisi. Evet, yani bize eğitim oldu arkadaşlar. Umarım sizin de işinize yarıyordur. Bu arada videonun bu aşamasında bir küçük sürprizden bahsetmek istiyoruz size. Buraya kadar eğer izlediyseniz Patea Market'ten yapacağınız alışverişlerde %35 indirim alabilirsiniz. Nasıl Canan? Evet, zürafa sohbetleri 050 şifresiyle yapacağınız alışverişlerde %50 indirim alabilirsiniz. Patiye Market'in Instagram sayfasını zürafa sohbetlerin altında Deniz koyuyor zaten çoğu zaman. Oradan girip ürünlerimize bakabilirsiniz. Bu zürafa sohbetleri 050 kodunu 12 Kasım'a kadar kullanabilirsiniz. 12 Kasım'dan sonra Patea Market daha farklı şeylerde söz verdi yapacağına bize. Şimdi reklamları izlediniz, devam ediyorum. Kendi dürüstlükle ifade etmekte bir aşama daha var yetkinlikten önce. Stresli olduğunda bile çoğunlukla bağlantı kurma niyetiyle hakiki bir biçimde kendini ifade edebilir. Burası da çok kıymetli çünkü buralar hep işin karıştığı yerler aslında Canan. Mesela ben bazen şeyi fark ediyorum. Ağzımdan çıkan cümleler şiddetsiz iletişim teamüllerine uygun olsa bile enerjim o değil. Mesela bunu özellikle aile ilişkilerinde falan sinirlendiğimde fark ediyorum. Aynen. Sesim normalde konuştuğumdan o kadar yüksek bir şekilde ki, hani buna zürafa sohbeti attıydım falan diye mazeretler uydurabilirim ama mazeretim var asa biyim ben aslında. Hani Mazhar Fulat Özkan'ın şarkısı gelsin. Dolayısıyla aslına bakarsan kendini dürüstlükle ifade etme matrisine baktığım zaman ben de büyüme noktalarını görüyorum kendimde. Senin söylediğin alanla bu stresli olduğum alanlar arasında bir yerlerde benim de çok büyüme noktam var. Aynı zamanda güven olmayan yerlerde kendimi dürüstlükle ifade ediyor muyum sorusunu da cebimde ve kalbimde taşıyorum. Hep Aynen. soruyorum kendime, Denizciğim sen şimdi ne yapıyorsun? Burada aslında bir şey ifade etmek istiyor musun diye oralardan da çok yol alabiliyor insan fark ederse. Gerçekten yani aile konusunda da yani hep ben mesela eşim onları yani kızım kendini ifade edecek ama gerçekten cezalandırılmayacağını, yargılanmayacağını, ayıplanmayacağını bildiği bir ortam olsun. Yani o zaman anlatıyor zaten. O zaman kendini ifade ediyor. O güven o kadar önemli ki. Yani ona o ortamı yaratalım. Tamam biz seninle aramızda sonra onun hakkında konuşabiliriz, yargılayabiliriz ama o varken onu kabul ettiğimizi, yani onu yaptığı şeyle dalga geçmeyelim veya yargılayamayalım, niye böyle yaptın demeyelim diye. Yani Yavuz'la bizim hep şeyimiz bu olmuştur. Gerçekten çok işe yarıyor. Çünkü güven olduğu bir yerde kendini insan açabiliyor yani. Çok çok normal bir şey. Yani güven ihtiyacı çok çok gerekli bu kendini ifade etmekle ilgili olan kısımda. Dürüstlükle. Evet. Ya biraz böyle oradan buradan konuştuk. Ondan sonra dinleyenlere nasıl Toparla. geldi ben çok merak ediyorum. Valla toparlamak yerine şöyle bir şey öneriyorum. Kendi dürüstlükle ifade etmek ve bunu yaparken şefkatli iletişim, kalp dili, empatik dil, yani şiddetsiz iletişim kullanarak bunu yapabilmek yine ihtiyaç farkındalığıyla çok ilgili. Kendimi dürüstlükle ifade ederken benim aslında ifade etmek istediğim karşılanan ve karşılanmayan ihtiyaçlarım ve karşılanan ihtiyaçlarımsa teşekkür etmek, karşılanmıyorsa ihtiyaçlarım da bu insan o ihtiyaca katkıda bulunmak için ne yapabilir?
ona ihtiyacımla birlikte ricalarımı hediye etmek. Ve ondan sonra da hayır duyduğumda hayırın içindeki evet'i duymak için yol almak. Aslında şiddetsiz iletişimin kalbini konuşuyoruz. Empatiyle dinlemek, kendini dürüstlükle ifade etmek. Ben de öğrenmeye devam ediyorum. Bunun da kitabı var mı, ilacı var mı, reçete yazar mısınız filan derseniz bu söylediğim şeylerle ilgili geçmiş videolarımıza bakabilirsiniz. İsimlerini kolayca bulursunuz oynatma listelerinden. Şöyle kitaplığa doğru bakıyorum. Aynı zamanda utanç konusuna bakmak, kendini dürüstlükle ifade etmenin önündeki engellerden çok önemli bir tanesinin ben utançla marine olmuş olmamız olduğunu düşünüyorum. Sistemik Evet. olarak ne yaşadığımız. Kelly Bryson'ın Kibar Olma, Kendin Ol kitabı da bence uyar bu şeye. Evet, yani bütün bunların içine girip araştırmak, merak etmekle başlıyor. Biz bunu daha çok konuşuruz Canan. Evet, yani zürafa sohbetlerinde zaten bütün bunları konuşmamız, kendimiz tanımamız, karşımızdaki tanımamız, birbirimizle olan ilişkilerimiz, nasıl hayatımızı daha keyifli hale getirebiliriz. Tüm niyetimiz bu. Ben de kendime niyet ediyorum. Böyle otomatik pilottan kendimi dürüstlükle ifade etmek yerine biraz daha bağlantıda, kendimle bağlantıda, biraz daha yavaşlayarak, savaş kaç modundan değil de gerçekten karşı tarafı da gözeteceğim kendimi ifade etmekle ilgili neler yapabilirim onlara bakmaya niyet ediyorum tekrar diyebilirim. O zaman haftaya görüşmek üzere. Ben kodu tekrarlayayım. Belki kaçırmış olanlar vardır. Zürafa Sohbetleri 050 koduyla Patea Market'ten %35. %35 indirimli 12 Kasım'a geçerli bir kampanya var. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.